Bizim köy baklavamızı diğer baklavalardan ayıracak en büyük unsur neyimiz? Susam. Susamımız. Harika susam kullanacağız. Harika ceviz kullanacağız. Bol bol kullanacağız. Ve bu güzel köy baklavasını yapacağız. Pakize ablacığım, malzemelerimiz neler baklava için? 2 su bardağı süt. 1 yemek kaşığı yoğurt. Yağlı yoğurt diyelim. Köy yoğurdu. Taze taze. Evet, evet, evet. 2 tane yumurta. Köy yumurtası. Evet. 1 su bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı margarin yağı, tereyağı olabilir veya da margarin olabilir. Böyle 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, tuz, 1 bardak su. Evet. Bol ceviz. Bol ceviz, bol susam. Alabildiğince un. Alabildiğin kadar un. Şimdi karıştırma kabımıza. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Tamam, 2 adet yumurtamız var. Yumurtamızı kırıyoruz. Bugün Darıyeri köyünde, Çal Dağları'nın eteklerinde harika bir baklava yapıyoruz. Köy baklavası. Çok severim. Bayılırım baklavaya, ölürüm. Ondan sonra 2 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Oh, o da evet. Taze, daha yeni çıkmış ineklerden. Evet, evet, köy sütümüz. Köy sütü. 1 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Harikasınız. 1 yemek kaşığı köy yoğurdumuz, yağlı yoğurdu ilave ediyoruz. Ay, çok istiyorum hemen tadına bakmak. 1 su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Yarım su bardağı margarin veya tereyağı olabilir. Yarım çay bardağı tereyağımızı da ilave ettik. Evet. 2 yemek kaşığı kadar da sirkemizi. Onu hamuru yumururken koyarsak daha iyi oluyor tabii. Tamam. Kabartma tozumuzu koyuyoruz. Tamam. 1 fiske tuzumuzu atıyoruz. Oo. Şimdi sıra geldi yoğurmaya. Evet. Unumuzu da ilave ediyoruz. Nasıl bir hamur elde edeceğiz Pakize ablacığım? Kulak memesi yumuşaklığında hamur yapmamız gerekiyor. Katı olursa aşması zor oluyor. Evet. Kulak memesi yumuşaklığında olması gayet kıvamında bir hamur olmuş oluyor. Şimdi bu kadar yaptıktan sonra sirkemizi de ilave ediyorum. Hamurun içine koyarsak öbür türlü iç harcımızı kesebiliyor. Şimdi sirkemizi de ilave ettik. Daha çıtır çıtır bir hamur olsun. Ayşe teyzeciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Çıkrığınızla, kirmanınızla geldiniz. Ah, süper. Ne yapacaksınız onunla? Nerede yelek öreceksiniz? Harikasınız ya. Bakar mısınız, koyunlardan, o küçük baş hayvanların kıllarından çıkrıkladılar o tüyleri. Bakın şimdi de iplik oldu. Ayşe teyze yelek örecek. Toruna mı öreceksiniz, geline mi? Adama. Adama mı örüyorum? Eşime. Eyvah, vallahi maşallah. Torun giymez, eşim giyer. Ah, süper. Vallahi bakın görüyorsunuz. Ne güzel bakıyor içine. Evet. Eşe de adam deniyor burada, onu da söyleyelim. Ne güzel. Eşlere hanımlar adam diyorlar. Adamım da. Aynen. Hamurumuz hazır mı? Hazır. Hazır. Ne yapacağız? Dinlendireceğiz mi? Evet. Yarım saat kadar dinlenirse iyi olur. Süper. O zaman biz şimdi hamurumuzu yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Sonra malzemelerini ilave edeceğiz. Hamurumuzu açacağız. Pişirmeye götüreceğiz. Ama önce biraz dinlensin. Hamurumuz dinlendi. Evet. Şimdi beze yapacağız. Tamam. Dinlenen hamurlarımızı şimdi ufak ufak parçalar haline böleceğiz. Evet. Bakın minik minik bezeler yapıyoruz ve bu bezeleri açacağız. Evet. Kaç katlı olacak baklavamız? 35 tane yazıyoruz büyük tepsiye. Her beşinin arasına iç ekiyoruz. Susamımız, evet. Cevizimiz, onları ekleyeceğiz. Evet. Ama önce beze haline getirelim. Hazırlayacağız. Son bezemiz de evet. Hazır. Evet, son bezemiz de tamamlamış olduk böylelikle. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Evet, şimdi bezelerimizi açacağız. İlk önce baklava yapacağımız tepsimizin tabanını yağlayacağız. Buyurunuz efendim. Evet. Tepsimizin her yerine yağımızı sürüyoruz. Evet. Bir yandan da tabii ki hamurlarımızı kapatıyoruz, evet, üstünü. Evet, evet. Hamurumuz kurumasın. Biz bunu
teker teker de yazıyoruz ama ben şimdi kamerada çabuk olsun diye ikişer ikişer de yazılabiliyor. Ha, ikişer ikişer yazıyoruz. Evet, evet, ikişer tamam. De yazılır. Bol nişasta aralarına bol nişasta sürerekten ikişer ikişer de yazabiliriz. Şimdi tepsimize döşüyoruz. Altını yağlamıştık. Maşallah. Ay ay Pakize abla ne kadar güzel açtın sen bu hamuru böyle. Ne kadar büyük oldu. Yine tepsi genişliğinde kocaman bir hamur açıyoruz. 35 katlı olacak, kolay değil. Yolumuz uzun. 5. yufkamızı da açtık Pakize ablayla beraber. Yırtmadan, dağıtmadan, parçalamadan. Harikasınız. Of çok güzel oldu. Şimdi 5. katı yerleştiriyorsak bu demek oluyor ki cevizleri ve susamları da koyacağız. Şimdi cevizleri serpiyoruz bol bol. Evet. Zaten köyün cevizi de çok meşhur. Susam da bol. Evet. Susamı da bol bol evet. Kullanıyoruz. Susam da bol bol kullanıyoruz. 5. katımızı dolduruyoruz. Evet. Bu şekilde daha devam ediyoruz üzerine. 35 tane yufkaya veya 30'da da bırakabilirsiniz ama 35 tane normalde yapıyoruz yani pişer arası pişmeme diye bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Süper. He. O zaman daha 30 katımız var. Evet. 30 katımızı açmaya devam ediyoruz. Evet. Son yufkamızı açıyoruz ve üstüne seriyoruz. Harikasınız. Son katına bir susam serpiyoruz. Cevizimizi de serpiyoruz. Bol ceviz ve bol susamlı bir baklava. 35 katlı. Of, çok güzel oldu gerçekten. Bütün cevizlerimizi koyduk. Haydi bakalım. Çok güzel oldu Pakize ablacığım. Şimdi bir kat daha koyuyoruz tepsimize. Valla kolay değil. Hele büyük yufka açmak, büyük hamur açmak zor meziyet. Son katımızı da koyduk. Evet. Baklavamızı dilimliyoruz. Bakalım evet. Yöresel bir motifle dilimleyeceğiz. Evet. Baklavamızı bir güzel dilimledik. Şimdi hangi aşamaya geldik? Şimdi yağlama aşamasına geldik. Evet. Bol tereyağına. Her yerine gelecek tereyağı. Evet. Her köşesine değmesi lazım. Lezzeti aynı zamanda tereyağından da geliyor baklavanın. Evet. Köy tereyağı lezzetli, harika bir baklava olacak. Evet. Tereyağımızı da döktük. Evet. Şimdi fırınımıza göndereceğiz. Artık fırına gönderebiliriz. Gönderebiliriz. Peki ne kadar pişireceğiz? Kaç dakika? 45 dakika arasında pişer. 45 kaç derece fırında pişirelim? 180. 180'den sonra fazlası çabuk pişirir. Çabuk pişirir. Çiğ kalır bu sefer. Evet, evet. 45 dakika süresi. 45 dakika 180 derece fırında baklavamızı pişiriyoruz. 45 dakikanın geçmesini hemen istiyorum. Evet. Hadi fırına gidelim. İnşallah. Mükemmel bir baklava. Bakmaya doyamıyorum. Şahane evet. Olmuş. Evet. Şerbetimizi artık vereceğiz. Evet. Şerbetimizin ölçüsü nedir bu güzel baklava için? 8 bardak şeker, 9 bardak su. Kaynadıktan sonra 15 dakika kaynaması gerekiyor. Ondan sonra baklavamız sıcak olursa suyumuzun biraz soğuk olması gerekiyor. Baklavamız soğuksa suyumuzun sıcak olması gerekiyor. Evet. Çünkü bu köy baklavalarında risk alamayız. Bunları bu şekilde yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Birinin soğuk, birinin sıcak olması lazım. Evet. Bizim şimdi baklavamız sıcak, evet. Şerbetimiz soğuk. Heh. Hadi dökelim şerbetini. Çok heyecanlı, çok güzel. Tadına bakacağız. Çok mutluyum. Her yerine gelmesi lazım şerbetin. Evet, evet, evet. Bir çiçek gibi açmış baklavamız. O kadar güzel olmuş ki böyle kat kat ayrılmış katlarını görebiliyorum. Susamlar, cevizler çok güzel görünüyor. Suyunu alınca daha lezzetli olacaktır. Şerbetini alınca daha görüntüsü daha güzel daha oluyor. Daha da evet, evet. Tahmin edemiyorum bile yani. Şimdi çok güzel, o zaman kim bilir nasıl olacak. Aynen bakın, daha da şişmeye, kabarmaya başladı. Işılacak şimdi bak, biraz evet. Daha ışılıyor. Hemen tadına bakabilir miyiz? Kesinlikle. Bu bir saat dinlenmesi gerekiyor. Böyle tabii yiyeceğiz tabii ki de bunun bir saat dinlenmesi gerekiyor tamam. Kesinlikle. Şerbetini çekecek. Evet.
Bir saat dinlenmesi lazım Özlem Hanım. Aynen, şerbetini çekmesi lazım. Evet. Hamurumuzun yumuşaması lazım. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Şerbetini çekti. 35 katlı baklavamız. Bol cevizli, bol susamlı. O zaman artık midemize gitsin. Değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Afiyetler olsun. Şöyle, bakın şu dilimi direkt ağzıma atıyorum ben. Dayanamayacağım. Bir lokmalık. Zaten. Bir lokmalık, aynen. Afiyet, bal şeker olsun. Bu nasıl bir baklava? Ağzımda dağıldı gitti. Evet, evet. Afiyet olsun Özlem Hanım. Anne lezzetleri, nene tarifleriyle programımızı yapıyoruz. Bu da harika bir ata tarifi. Evet. Bayıldım. Evet. Ve biz Mutfağım Şahane'ye yine şahane lezzetlerle, anne tarifleriyle devam ediyoruz. Bakın.